bedeninin senin üzerinde hakkın var. Senin üzerinde hakkın var. Bu beden var ya, bu bir emanettir. Bir cesettir. Allah'ın verdiği azalardan müteşekkil bir ceset, bir makine. Fakat geçici, sonu olan bir makine. Kullanım tarihi bellidir. Bilgisi Allah'ın katında, biz bilmiyoruz. Her makinenin, kulların tarihinin sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Sonu geldiği anda ruhumuz cesetten çıkacak. Fihi. Gecenin içinde dinlenebilmeniz için. Bak, gece olduğu zaman beden kendini salmaya başlıyor. Hanımınla oturuyorsun, yemek yiyorsun, çay içiyorsun, çocuğunla oynuyorsun. Gün içinde yaşadığın bütün stres, sıkıntı bitiyor. Geceleyin 12'de 1'de yattığın zaman sabahleyin bir kalkıyorsun dinç, yenilenmiş bir vücut. Gece uykusu dinlenme diyor. Allah bize gece uykusunu dinlenme yeri olarak söylüyor. Burada ne anlıyoruz? Gündüz çalışmak gece çalışmaktan daha iyidir. Gece bizim için nedir? Bedenin hakkı olan dinlenmeyi verme zamanıdır. Bazı gençler işitiyorum yine gelen mesajlardan. Bunlar ne diyorlar? Cumartesi geceleri, pazar günü tatil olduğu için sabaha kadar uyumuyoruz hocam. Ne yapıyorsunuz kardeşim? PES turnuvası yapıyoruz hocam. Pazar günü işe gitmeyecek ya. Gece ne yapıyor? Cihat yapıyor. Bilgisayarda oyun oynuyor. PES turnuvası yapıyor. Peki tamam, orada eğlendin meylendin. Namazları falan kaçırmıyorsan buradan kurtardın. Bir yerden kurtaramadın. Nedir o? Bedeninin senin üzerinde hakkın var. Bu beden var ya, bu bir emanettir. Bir cesettir. Allah'ın verdiği azalardan müteşekkil bir ceset. Bir makine. Fakat geçici, sonu olan bir makine. Kullanım tarihi bellidir. Bilgisi Allah'ın katında. Biz bilmiyoruz. Her makinenin, kulların tarihinin sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Sonu geldiği anda ruhumuz cesetten çıkacak. Şimdi bu makinenin sen gece uykusunu vermediğin için hakkına girdin mi girmedin mi? Girdin. Devlet sana bir emir verse, burada asker nöbet tutacaksın dese, gündüzleyin uyursun 2-3 saat gece nöbet tutmak için. O zaman hakkına girmiş olmazsın. Çünkü devlet emir vermiş. Vatan için cihattasın. Nöbet İslamiyet'te en büyük ibadetlerden. Ama burada sadece keyfinle hareket ediyorsun. Oyun oynamak için, nefsini tatmin etmek için bedeninin uyku ihtiyacını yerine getirmiyorsun. Bu kul hakkı değil midir kardeşim? Bakın, dinlenme ve uyku dünya için geçerli olan ihtiyaçlardır. Çalışma ihtiyacı dünya için geçerlidir. Cennette var mı uyku kardeşler? Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın peygamberi, cennette uyku var mıdır? Efendimiz aleyhisselam buyurdu. Uyku ölümün yarısıdır. Cennette ölüm de yoktur, uyku da yoktur. Uyku olmadığı için cennette Allah-u Teala cennette geceyi de vermemiş. Bakın cennette nasıl gündüz, ama nasıl bir gündüz? İkindi vakti. Hadislerde ikindi vakti diye geçer. En tatlı, gündüzün en tatlı olduğu an. Güneşin saat 1'de en tepede olduğu an değil. Batmaya yüz tuttuğu bir an ikindi vakti. Çok güzel, çok hoş bir hava. Cennetteki her anımız böyle olacak. Yorulma var mı kardeşler? Yorulma yok. Uyku var mı? Uyku yok. Ama dünyada uyku var. Allah bizi böyle yapmış. Hocam, dünyada biz erkekler niye sakal bırakıyoruz? Kadınlar niye tesettür yapıyorsa biz erkekler de ondan sakal bırakıyoruz. Sakal İslamiyet'te erkeğin şiarıdır. Müslüman erkeğin şiarı sakaldır. Nasıl ki İslamiyet'te kadının şiarı tesettürse, başını, saçlarını boynuyla beraber örtmek kadının şiarıdır. Bu Müslüman kadın demektir. Müslüman erkeğin şiarı nedir? Sakal olacak. Az bile olsa, 3-4 numara bile olsa bu kesili olmayacak. Sinek kaydı olmayacak. Şimdi biz bakıyoruz ki öyle light hocalar var ki bırak 3-4 numarayı, sinek kaydı. İlahiyatçı hoca. Sakal sıfır. Bırakmıyor. İslam'ın ana şiarındandır bu. Nasıl sakal olmaz? Bir tane peygamber yoktur sakalsız. Bütün peygamberler sakallıdır. Ehl-i sünnet alimlerine bakın. 100.000 tane ehl-i sünnet alimi dersen ya bir tanesi ya iki tanesi sakalsızdır. Onlar da Şafii mezhebindendir. Tamamı sakallıdır. Bu sana bir ibret değil midir Müslüman kardeşim? Cennette sakal yok ama. Bak, burada Allah-u Teala emrediyor. Burada Allah'ın peygamberi emrediyor. Ama cennette yok. Cennette herkes tüysüzdür. Ne bedeni kıllarımız ne yüzümüzdeki kıllar. Hiçbirisi olmayacak. Olmaması için burada bakımlı olman gerekiyor. Kendine bakman gerekiyor. Bedeni temizliğin de yine bedeninin senin üzerindeki hakkıdır Müslüman kardeşim.